Şimdi gelelim senin Tamam, bölümüne. Demek ki bunları boşuna... Şimdi, hayır. Ben şimdi diğer tarafından bakıyorum. Ama Sema'nın yorgunluğunu söyledik değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi ben size 2 gün önce, 3 gün önce Nisa'nın oyuna çıkmadığı, uyumak istediği bölümde oynayıp da bu duruma düşseydi aynı şeyleri daha mı iyi olacaktı? Evet. Evet. Nasıl olacaktı? Evet. Çünkü seremonide o saygısızlığı kendi takımına, prodüksiyona, karşı takıma, evet, bizlere yapmamış, evet, olacaktın. Ödülden dönmüşsün, yorgunsun. Tamam. Oyundan çıkmışsın, yorgunsun, tamam, değil. E sen keyiften geliyorsun. İşte ayağa bile kalkamıyorsun. Komik, tamam, duruyor olacaktı. Oldu yani. İtirazım yok. Ben de senden fikrim. Oynayanınızdan göstermekle, yani, evet, bir cevap verse. Ya ben oynamak istemiyorum ama seremonide ayakta durup bir de cevap verseydin. Benden orada itirazım yok. Ama Sema'nın görüntüsüyle Nisa'nın görüntüsü arasında fark yok arkadaşlar. İkisi de yorgun. Nasıl yok ya? İkisi anlatıyor. Ben gidiyorum. Görüşürüz Hakan, çok haklısın, biliyor musun? Yemin ediyorum sen, hiçbir fark yok. İkisi de bitmiş vaziyette. Kemal yorgun. Ya yanlış duyuyor olabilirim. Yakında gelmiş öyle. Gel abicim. Niye söylüyorum? Eğer Nisa da oyuna çıksaydı aynı Sema'nın durumuna düşecekti. Bir şey söyleyeyim. Sema gibi kalkamayacaktı. Şey, o zaman da çaba sarf etmiş olacaktı. Bak, bir şey yapıyor olacaktı Kemal abi. Şimdi konudan, evet, çok bağımsız da Nisa'yı neden tekrar olaya dahil etti? Şunun için. Sema bize ne dedi? Ne dedi? O bölümde. Ne Sema dedi? Şu zamana kadar, şu son özellikle bir haftadır kendi yaptığı eleştirileri, sitemlerin hepsini yaşıyor. Tamam. Sema peki bir kere yorgun olan bir insana... Orada gerçekten parkura çıkmış, parkurla alakalı bir yorgunluğunda fazla dinlenmek istediğinde hayır kardeşim sen dinlenemezsin, ben seni yeneceğim, o yüzden çıkmak zorundasın dedi mi? Senin bu tamamını söylemese de dolaylı Sema olarak söyledi. Sema yapacak biri değil. Dolaylı olarak söyledi. Konseyde de söyledi abi. Şimdi ikisinin arasında çok büyük bir fark var. Bence bunu çok iyi bir şekilde anlayalım. Bir kişi ödülden gelmiş ve seremonide ayakta durmayıp uyuyan bir kişi var. Doğru. Bir kişi de mücadele ediyor. Tamam. Fakat oyun aralarında dinlenmek istiyor. Tamam. İkisinin arasında çok büyük bir fark var abi. Ben Sema'nın dinlenme isteğini anlıyorum. Bak ondan söylüyorum. Ben Sema'nın dinlenme isteğini, sağlık probleminin olduğunu yürekten inanıyorum ve anlıyorum da. Bak altını bir daha çiziyorum. Sema'nın dünkü görüntüsünü gerçekten üzülenlerdenim. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki... Eğer Nisa da bu şekilde çıksaydı aynı pozisyona düşmez miydi? O da çıkamayacaktı, şimdi, yorulacaktı, yere düşecekti, aynı şeyleri görecektik. E o zaman bir şey birisi ben çıkmadan... Ben daha yakından dinlemek için mi oraya geldim? Evet, ben anlamadım. Çıkmadan. Geldim, girdiğini görürsün. Kemal abi, yani böyle bir şey var. Bence sen yanlış yorumluyorsun. Zaten oradaki insanlar hani neden çıkmadı vesaire falan diye. Hani orada da yatıyor ya, uyuyor ya. Aslında orada ortamda oluşan bir saygısızlık durumu var. Hani biz de o durumu eleştirdik aslında. Evet. İnsanın oynayıp oynamaması değil mevzu olan. Biz sadece insanlara hayır, karşı hayır, oradaki o da söylediniz. Insanlara... O da konuşuldu. Hayır denildi abi ki, ben şunu dedim. Oyuna çıkmıyor, karşı seçim hakkı veriliyor ama Nisa'ya en azından boyu parkur ona uygun değildi. Hayır abi, o yüzden... bir dakika ben düzeltebilir miyim? Ben aynen şu cümleyi kullandım. Nisa ya da X bir insan hiç fark etmez. O gün oynamak istemiyorum dediyse oynamayabilir. Bu onun en doğal hakkıdır. Evet. Benim sadece eleştirdiğim nokta, orada seremonide yorgun olabilirsin ama insanlara saygından ayakta durmak zorundasın. Senden fikrim. Bu, ona itiraz ben sadece zaten bunu söyledim. Onun dışında herhangi bir yarışmacı parkurun başına geldiğinde ben bu parkurdan çok korktum, kendimi de iyi hissetmiyorum ve oynamayacağım dediğinde oynamama hakkı onun en doğal süper hakkıdır. Tamam, benim de bunu söylediğim buydu zaten. Ama dedim ünlüler takımı bu durumu düşünmekte ve acabalarla kafalarında soru işaretiyle beraber bunu sorgulamak da onların en doğal hakkıdır dedim. Yani şöyle, karşımdaki bir insan yorgunsa ve o parkura çıksaydı acaba ben onu yenebilir miydim diye. Hani acaba diye o sorular kafasında canlanabilir. Hani biz de bir olay yaşadığımızda ne diyoruz? Acaba şuradan gitseydim daha mı kestirme olur diyor. Acaba bunu arasaydım benim işim daha mı hızlı çözülürdü falan diye hep kafamızda olmayan şeyleri de bir soru işareti, evet, olarak düşünürüz, evet, ya. Evet. Kırmızı takımın da aslında yapmak istediği durum buydu. Yani o çok yorgun, biz onu öldürelim, çıksın parkuru sürünsün, sakatlanırsa bizim umurumuzda değil.
Sadece acaba Nisa oynasaydı da biz durumdan hani istifade edip böyle oyunu kazanabilir miydik şeklinde düşündüler. Ve bunu tamam. Sesi düşünmüş oldular. Yoksa Nisa'nın kötülüğünü istedikleri için değil. Kötülüğünü ya da kimse Nisa'nın kötülüğünü de istemiyor. Kemal abi. Sizin nasıl? Kötülüğünüzü istemediğinizi biliyorum zaten. Oradaki yarışmacıların da istemediğini. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer o günde Nisa boyuna çıksaydı ki bak seremoni bölümüne kadar sizin neyin fikrim? Zaten o gün en çok eleştirdim. Ben eleştiririm. Saygısızlık yap dedim. Ama aynı pozisyona şu anda Sema'nın düştüğü pozisyona Nisa da düşecek. Vücut gitmeyecekti. Tamam da, reaksiyon göstermeyecekti. Sema'nın düştüğü pozisyonda kötü bir şey yok ki. Hakan, şu anlamda kötü Hakan, bir şey yok. Allah korusun. Ya o güneşin altında kız şey olabilirdi ya, hastaneye kaldırılabilirdi. Kemal abi, yürüyemiyor. Kemal abi, yerden kalk. Adem ne şey diyor? Kaldıralım. Kaldırın, Sema, kaldıramıyorlar. Sema ama vazgeçmedi. Öyle Sema milli atlet vazgeçmez Sema tabii i̇şte, ki de. Yani. Tamam ama atlet, bu kötü bir şey değil mi? Sporcusu. Vücuduna zarar değil mi? Kendi sağlığına zarar değil mi? Kendi kararı ama. Abicim bir de kendi, bir yerde ne kadar kendi tamam kendi kararın da olsa orada bazı şeyleri de önemsemeyin. Bu bir yarışma ya tamam. Kaybedeyim abi yarışmayı. Benim olsa, sağlığım, benim şeyim, hayatta tehlikem benden daha önemli, şey yarışmadan daha mı önemli? Peki diyebilirdi Sema zaten. İşte ben de onu ben söylüyorum. Ben çok kötüyüm. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Tansiyonum düştü deseydi. Hayır Sema çıkacak, ay, oynayacak durum mu olacak? Doktor müdahaleden nasıl Adem için dedi efendim, oynayamaz şey diye. Şimdi Sema bence bu yılın en zor parkurlarından birinde ve Murat'ın deyimiyle en sıcak havalarından birinde dördüncü parkurunda yorgunluktan artık bravo yere düşüyor. Evet. Ona rağmen beşinciye çıkıyor. Evet. Yine şey yapıyor. Evet. Toplamda da Sema altı oyunla dünü bitiriyor. Evet. Şimdi Nisa'ya geliyorum. Sen açtığın için söylüyorum. Evet. Konunun Nisa'yla alakası yok. Niye hayır, Nisa'ya geldin Nisa, şu anda? Bak, Nisa durumdan kopamadın. Hayır. Bak, bak nasıl topu balattı. Başlatan kim? Ne dedin bana? Uyumuyor bazıları gibi. Doğru dedi, söyledim. Tamam konu açılmış çünkü, demek ki. Çünkü bak, ben de topu aldım. Bu gerçek yorgunluk bu. Ben şöyle bir şey. Ben şimdi sabahleyin size mesaj atıyorum. Bugün çok önemli bir yayın var. Evet. Çok önemli panorama yayını var. Evet. Siz benim storylerden görmüşsünüz. Ben saat 4'e kadar evet, eller hocam havaya gezmişim. Oh, sabah yazıyorum size. Arkadaşlar acayip uykum var. Kendimi iyi hissetmiyorum. Gelemiyorum. Hemen bak, şöyle üçünüz. Dedim. Hemen ben şöyle var dedim. Ya ne satışlarım tamam biliyor musun? Sana hayır, neler söylerim diye. Yemin ediyorum şöyle dedim. Arkadaşlar diğer ucumuza şey yapıyoruz. Tamam zaten. Devam ediyoruz. Çünkü olayı kurtarmak ben için. Ben de satışlarım. Evet. Benim Hakan mesela diyelim ki benim olmam gereken bir yerse evet ve ona rağmen ben gelmiyorsam sırf akşamki eğlencede kop kop dans ettiğim için içten içe dersin ki ya adama bak keyfi geziyor sabah işe gelmiyor. Hayır. Ama ben öyle şöyle demem, bir şey yaparsam. Öyle demem bak, bak şöyle dakika, şöyle şöyle. Ben derim yalan söylemeyin. Hayır. Hakan sorumluluğunu bilen bir insan kesinlikle dün onu yapması gerekiyor ki yaptı. O yüzden kalkmadı buraya gelemedi. Eğlenceli. Ben de devam et. Bak eğlenceli. Yanlış düşünüyorsun. Şey, çok sevdiğin, çok sevdiği birinin doğum günü. Öyle de değil, öyle göre de değil. Gezmeye, takılmaya gitmişim. Ama seni bir yerde şimdi, tutmaya çalışıyorum. Bak Kemal sen ahlak, bak şimdi, öbür tarafa gidiyorsun. İkinci senaryoya geliyorum. Evet. Akşam dışarı çıkmışım. Storylerde yine eller havaya kopmuşum böyle. Oh, böyle geziyorum, oynuyorum. Sabah olmuş, çok yorgunum. Ölüyorum, programa çıkamayacağım. Ama arabayı atlıyorum, geliyorum buraya. Oturuyorum şurada, diyorum ki Kemal abi, Kübra, Damla, ya bir şey söyleyeceğim. Ben dün dışarı çıktım. Kendimi iyi hissetmiyorum. Burada hiçbir şeye yaramam. Ben şurada otursam olur mu? Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin dedim. Otur Kemal burada abi böyle yapar bak. Yürü be. Aynen helal öyle olsun. Vallahi öyle dedim. İşte buraya çünkü, gelmek. Çünkü. Doğru mu anlattı? Evet. Çünkü şöyle dedim. Hakan seyircisine ben karşı olan. Ben dedim ki Hakan hadi yayına hadi yayına. Dedim. Hayır seyircisine karşı olan saygısını gösteriyor. Bu pozisyonda karşıya çıkmıyor. Kenarda bekliyor. Bize evet bıraktı. Biz devam evet edeceğiz. Aynen böyle şimdi düşünüyorum. Gelelim Sema'ya. Şimdi bu parkurda kız ölmüş bitmiş. Demiş ki ben oynayacağım demiş. Evet. Oynamış ve evet yorulmuş. Evet. Bu olay senin dediğinle bir olamaz. Çünkü zaten şöyle diyeyim. Bir insanın ya eğer doktor bir saat çıksaydı şu görüntünün aynısını izleyecektik diyorum ya size. Ya gerekirse izleyelim. Bu görüntü hayır, Sema'ya izleyelim yaradı. Sağlık problemini görelim yani. Amacımız o. Sağlık problemini görmek sağlık için. Problemini doktor, görelim. Ya Kemal abi ölmeyecek ya bitmeyecek doktor kimse yapma ya gözünü seveyim doktor ya raporu da çok önemli yani. Doktor Sema'nın bu durumunda evet, Sema evet bayılsaydı o olsaydı Allah doktor korusun buna karar verecek. Doğru. Yani doktor Sema için oynayabilir belki derdi. Oynayamaz derse zaten bu konuyu tartışmaya kapatırdık bence. Evet. Şimdi Nisa'nın bir doktor raporu olduğu için ortada
doktor da oynayabilir dediği için ve karşı tarafa da zaten bir seçme hakkı verildi. Dolayısıyla biz o yüzden de birazcık eleştirdik. Ben katılırım abiciğim eleştirme. Bak eleştirme bölümünde sizinleyim. O seremonideki saygısızlık bölümünde sizinleyim. Hiç itirazım yok. Benim anlatmak istediğim, eğer Nisa o gün çıksaydı tamam herkes istiyor. Ben oyuna çıkıyorum. Şu görüntüleri görürdük diyorum. Şimdi şu görüntülerden dün biz keyif aldık mı? Yoksa üzüldük mü hepimiz? Sema'nın şu anki görüntüsünden keyif mi aldık, üzüldük mü? Üzüldük. Üzülmeyen yok mu? Biri gerçekten bir yok. Bu sadece bir yorgunluk. Evet, evet. Allah burada bir şey yok ki. Burada doktorluk yok. Bir durum yok. Aynen öyle. O, yani ya Sema o, sonra oyuna çıktı. Ya her bir oyundan kere, sonra yarışmacı ya. Dinlenmek ister abi. Hani bu çok normal bir durum. Aa, aslında. O zaman, ya, durum o zaman. Kemal abi ne diyor? O zaman. Kemal abi bak başka yerden geliyorum. O zaman burada art niyet ararım. Bak net söylüyorum abi. Niye ararım biliyor musun? O zaman bu olayların bu kadar konuşulacağını, karşı takımın, mavilerin bu kadar tepki vereceğini bildikleri için olayları buraya dejenere ettiler derim. Net söylerim bunu. Nasıl, eğer nasıl Sema rol mu yaptı yani dediniz? Bak siz diyorsunuz ya. Ona mı getirdiniz? Ben evet, anlamaya çalışıyorum. Görüntü, görüntü oraya doğru gidiyor. Ben asla böyle bir şeye inanmam. Ben buradayken böyle bir değişik varyasyonlarla geliyor konuşmama. Bilerek mi acaba Nisa konusunu bir daha açıyor? Hayır. Hayır. Ya bak ben. Rol yapıyor diyorsun. Ya Nisa'yı ben açmadım. Sema ile Nisa'yı kıyaslamayın. Nisa'yı ben açmadım. Nisa'yı açar mı? Hatta şöyle bak. Aynen hareket şu. Bazıları gibi uyumuyor. Bak aynen böyle yaptı. Evet. Bazıları gibi uyumuyor dedi. Mücadele edip yoruluyor. Karşılığında yoruluyor. Bu çok mantıklı bir şey. Bu ilk defa yaşanan bir durum değil. Artık sona yaklaşmışken böyle evet. Hani 10 oyuna çıkarken işte 9 oyuna 8 oyuna çıkarken evet. Hatta özellikle belki bazen de bireysel yarışırken karşı tarafa ya bu hep böyle oldu dönemlerde. Karşı tarafa şeyi söylüyorsun hani dinlendin mi kardeşim öyle çıkalım. Hani bir iki dakika daha bekler misin tamam. Diyor. O da diyor ki tamam beklerim diyor. Hani biz aslında bu sahnelere alışığız. Evet. İnsanca bir durum aslında yaşanan şey. O yüzden şu anda bize izlediğimiz görüntülerde sen şimdi bu tarafa rol yapıyor. O yüzden bak, karşı taraf bir şey söylesin sizin, dediğin zaman sizin, olay farklı sizin, bir yere sizin gidiyor. Sizin söylemleriniz ben rol biz yapıyor şey demedim. Demedik. Bak ben rol yapıyor demedim. Siz öyle bir söylediniz ki bununla bu nasıl aynı kefeye konur aynı şeyler. Ben de dedim ki eğer dedim Nisa'da yarışmaya çıksaydı Nisa'da ikinci oyunda, üçüncü oyunda Sema'nın şu görüntüsünü verecekti bize dedim. Şu görüntüsünü vermek mi daha bize şimdi, tamam, mutluluk verir? Şimdi tamam o zaman ben şöyle geleyim abi. Ne alakası var? Üzüntü vermedi mi şimdi? Ya üzüntü de Sema'nın Allah aşkına bir şey yok. Sadece parkuruyla, deniz şey parkuruyla. Oradaki parkurun ikisini de aynı kefeye bence hiç koymayalım abi. Efendim? Deniz parkuruyla o Nisan uyuduğu işte oynamak istemediği evet. Parkuru ikisini aynı kefeye koymayalım. Koymam bence. Zaten. Niye koymam biliyor musun? Birisi o parkuru sevmiyor. Birisi bu parkuru sevmiyor. İkisi de aynı şey. Nisa da o parkuru sevmiyordu zaten. Nisa'ya da hitap eden parkur değildi. Kim bu dedi? Parkurda Sema'ya hitap eden parkur değil. Ben söylüyorum. Niye yani? Şimdi sen ama Nisa o zaman kara parkurlarında başarısız demek istiyorsun. Yüzme Nisa'ya daha uygun. Niye? Bence kara parkurunda zaten en hızlı gelen hep Nisa abi. Süreleri zaten biliyoruz. Sema'yla, bir dakika ben. Sema'yla Nisa parkurdaki tamam, Sema daha iyi ama Sema'nın arkasından genelde Nisa. Kafa kafayadır tamam, abi. Kafa bak şunu söylemeye çalışıyorum. Herkes orada bir parkuru seçme hakkı gibi kendinde yapıyor. Ya bunun örneğini göstermediniz mi arkadaşlar? Atakan Nadem demedi mi? Bu tamam parkur bize uymuyor. Senin konuşmana yönelik şu çıkarımı yapacağım. Ben Nisa su parkurlarını da seviyor ama kara parkurlarından kaçıyor demek istiyorsun. Hayır o günkü hayır görüntüyü şunu söyle. Sevmiyor dedin ya şimdi. Tamam, Sema ben sevmiyorsa o zaman geri çekiliyor olması lazımdı bu işte parkurlar. İşte yoruluyor ama diyorum çekilmedi. Ya. Ya yorulabilir ben, normal yorulması. Arkadaşlar ben başka bir şey anlatmıyorum. Diyorum ki bu parkurlarda yorulur. Yorgunsan da o sevmediğin bir parkurda çıkmak istemezsin. Sonuçta konu sağlık değil mi? Acun Ilıcalı ne diyor? Ne olursa olsun evet. Oyuncum, yarışmacım çıkmak istemiyorsa çıkmaz diye söylüyor mu? Çıkmayabilir diyor mu? Neyse abi o hakkını kullandı. Kullanabilir bugün, zaten bir problem yok. Ben de öyle söylüyorum zaten. Kullandı ama seramadaki görüntüsünden uyuyarak dolayı eleştirdi. Bir şey söyleyeceğim. Biz, Kemal, bence Hakan söyle. Tamam şey tabii ki. Şimdi Murat bize nasıl anons ediyor? Diyor ki Nisa bugün uykusu olduğu için seremoniye katılamıyor diyor. Doğru mu? Evet. Evet. Uykusu olduğu evet. için. Şimdi ben mesela kendimi iyi hissetmiyor olsam ve oyuna çıkmayacak olsam kalkıp oradaki sunucu uykusu olduğu için dese bir dakika. Hani Acun Bey. Yanlış bir şey Murat söylediniz. Abi, evet. Her neyse. Tepki gösteriyorsun. Hani ne uykusu ya? Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Bunu size söyledim. Bunu doktora da söyledim. O baktı iyiydi ama kendimi iyi hissetmiyorum. Ne yapayım derim. Doğru. Ama öyle bir şey yok ki.